Evet arkadaşlar, şimdi fil dişi taşı yapımını birlikte uygulayalım. Bu taşımız da oldukça basit fakat oldukça da ilginç bir taş yapımıdır. Bunun için transparan hamurumuz, iki dilim transparan hamurumuz, bir beyaz, bir dilim beyaz, bir dilim sahara, 1/8 oranında da sarı hamur kullanıyoruz. Beyaz, transparan ve sarı hamurumuzu tek renk haline getiriyoruz. Şimdi iki plakayı üst üste getiriyoruz. Şöyle tasalıklarını temizleyeyim. Yine bir numara geçiriyoruz. Evet, makinenin bir numara ayarında geçiriyoruz. Buradaki amaç, şimdi Demet Hocam da size gösterecek, işte kesip üst üste koyacağız. Fil dişinin dokusunda hafif böyle çizgili bir görüntü vardı. Eğer bilmiyorum, kameraman arkadaşlarım yakın plan ne kadar alırlar, yani yüzeydeki o çizgileri görebilirler bilmiyorum ama orada bir doku elde edeceğiz. Ancak yakın çekimde belli oluyor, bu arada belirtelim. Demet Hocam dört eşit parçaya böldük, üst üste koyduk. Şöyle elimizde birazcık kaynaştırmasını yapıp tekrar makineden çekeceğiz bir ayarında. Evet, oluşmaya başladı. Yine dördü. Evet, yine dört eşit parçaya. Yani buradaki çizgiler hafif birbirine yaklaşana kadar işte transparan kadar. Fil dişi rengi, transparan fil dişi rengi olarak üst üste sıralıyoruz. Şu andaki amacımız o. Oluşmaya başladı. Hı hı. Gayet güzel çizgiler çıktı. Biraz sonra kestiğimiz zaman o dokuları da gösteririz izleyicilerimize. Hı hı. Hiç olmazsa anlarlar. Artık son aşamamızı yaptık. Bir kere daha şimdi dört eşit parçayı üst üste koyacağız. Artık dokumuz tamamıyla hazır. Evet, şimdi şu şekilde dört eşit parçaya koyduk, evet, hazırladık. Şimdi bir yakından gösterelim mi? Bir keselim, dokuyu görelim. Evet, gördüğünüz gibi dokumuz hazır. Şimdi bunu ince ince dilimleyip yan yana getirdikten sonra kolye ucumuzu tamamlamaya başlayacağız. Plaka haline getireceğiz. Böyle bir buçuk, iki milim kalınlığında, iki milim iyidir ama. İki milim. Hı-hı. 2 milim kalınlığında keselim, yan yana getirelim. Şimdi zaten bütün parçalar kaynaşana kadar açma olayımızı tamamlıyoruz. Yine artık bu çalışmadan sonra zeminden hamur kaldırmıyoruz. Çünkü şablonumuzu koyup artık üstünden kesip gerekli işlemleri yapacağız. Evet, üzerinden işlemelere başlayacağız. Tabi kolye ucu yaparken de hamurunuzu fazla inceltmeyin. Çünkü ne kadar ince olursa kırılganlığı ister istemez o kadar artacak. O yüzden mümkün olduğunca 5 milim kalınlığında falan açmaya özen gösterin. Şimdi şöyle koyacağım. Pardon, şöyle koyayım. Oyuntusunu alalım orada. Tamam. Birazcık daha mı açsak hocam? İncelecek diye. Şablonumuzu da koyduk. Size bir kreter bıçağı. Teşekkür ederim. Şimdi tam ölçüsüne göre kesiyoruz. Evet, kesme işlemini bitirmek üzereyiz. Şablonumuzu üzerinden kaldırıyoruz. Şöyle bir şeklimiz oluştu. Fazlalıklarını alalım. Şimdi modelde de gördüğümüz gibi üzerine dokularını, daha doğrusu çizgilerini vereceğiz. Evet, teşekkür ederim. Önce kol oyuncu.
diyelim. Şimdi boynunun formunu verelim. Şöyle çizerek önce. Sonra yakasını kesip alıyoruz. Ve iz yaparken çok fazla derin yapmamaları lazım değil mi hocam? Evet, evet. Çünkü ne kadar çok derin kazırsanız kürdanla kırılma riski o kadar artar. O kadar fazla yani olur. Çok hafif bir iz yapın. Biraz sonra çünkü piştikten sonra eskitme yapacağız. Yani eskitme boyanın girebileceği kadar bir derinlik vermeniz yeterli. Hafif bir iz verseniz de akrilik boya tamamen üzerinden çıkar. Şimdi modelimizde gördüğümüz gibi izlerini verelim. Önce kenar tırtıklarını yapalım. Herhangi bir metal parçasıyla yuvarlak izlerimizi yapıyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi modelimiz birazcık daha süsleyelim isterseniz, değil mi Demet Hocam? Evet, kırmızı ve mavi hamurlarla. Ben sizin için açtım. Bir de keseyim isterseniz. Şöyle kırmızı çiçekli yapalım. Şöyle yuvarlak. Şöyle kemerin ucuna bir tane mavi yerleştirelim. İstediğiniz gibi yine bu hamurları kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Cepler o gibi oldu maviler. Tam belirler kısmına geldi. Ay yakasını da süsleyelim. Yakası çok boş kaldı. Şuraya ortaya da bir tane koyayım. Şimdi bu yaptığımız çalışmalar tabii pişip fırınlanıp eskitme yaptığımız zaman ortaya çıkacak bütün bu şekilde. Evet. Evet, artık çalışmamız pişti ve soğumasını bekledik. Bakalım. Evet, nasıl sertleşmiş. Şimdi tabii muhakkak yine zımpara işlemini yapıyorsunuz. Yine su zımparası kullanıyoruz. Yine ıslak mendilli tortusunu alalım. Zımpara tozlarını. Evet, şimdi akrilik boyaya geçebiliriz. Biraz da kurumasını bekleyelim. Şimdi ameliyat eldivenlerimi takayım. Şimdi akrilik boyayla çünkü eskitme yapacağız. Ben de fırçayla falan hiç sürmesini sevmiyorum hocam. Parmakla daha rahat oluyor. Yine Bird Amber 223 numaralı akrilik boyamızı kullanıyorum. Hemen şu boşluklara girecek şekilde akrilik boyamı uyguluyorum. İyi ki eldiven taktım mesela. Hiç boyanmadı. Bütün o iz yaptığımız yerlerin içine akrilik boyu dolduruyorum. Evet, akrilik boyamızı uyguladık. Yalnız fazla kurumasını beklemiyoruz. Yoksa üstünde fix olur kalır. O zaman da tekrar sil baştan zımparalamanız gerekiyor. Hafif nemi gittikten sonra çok fazla bastırmadan üstünden ıslak mendille boyanın fazlasını alıyoruz. Boncuklarımız da biraz sonra hazır olacak. Onları da güzel geçiririz. Evet, akrilik boyanın fazlalığını da ıslak mendille temizledikten sonra akrilik boyanın kuruması için 15 dakika bekliyoruz. Kuruduktan sonra üzerine fimo vernik uygulamayı unutmayın. Tamamen kuruduktan sonra artık kolyeniz kullanıma hazır. İstediğiniz gibi takabilirsiniz. Evet, kimonomuz bittikten sonra boncuklarını kendiniz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz veya piyasadan çok çeşitli boncuklarla tasarımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Ve bu güzel kimonoyu da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.